Merhabalar arkadaşlar, bugün sizlere Facebook hesabınızı tank seviyesine getirme yolunu göstereceğim. Daha doğrusu mükemmel bir korunma şeklini göstereceğim arkadaşlar. Öncelikle Facebook hesabını hani güvenli mi güvenli değil mi diye bir düşünün. Sizce nasıl düşünebilirsiniz? Acaba ilk başta Facebook hesabınızı kendiniz çalmayı deneyin. Yani acaba sen çalabilecek misin ki kendi hesabını başkası çalsın? Tamam, sen anlamıyorsundur bilgisayardan ama yine gizli yanıtlarını falan biliyorsundur, değil mi? Yani şimdi şifremi unuttun diyeyim Facebook ekranını açtıktan sonra. Burada e-postanızı girmeniz gerekiyor. Berkmenot.r35 benim şeyim, oradaki hani şurada Facebook slash'tan sonraki yerim. E-posta girmeyeyim. Yani e-posta çıkar. Bak burada ne diyor? Şifreni nasıl yenilemek istersin? Bak burada aslında sadece bir seçenek var. Bu bir seçenekten daha fazla seçenek ekleyerek kendimi güvence altına alabilirdim. Ama ben ne yapmışım? Bir seçenek koymuşum. Tamam, eyvallah. E-posta adresini vermiyor. Hani demek istiyor ki e-posta adresini bilmediğin sürece, karşıdaki adam bilmediği sürece sıkıntı yok kardeş diyor. Her türlü patlatamazlar seni diyor. Ama ya bununla erişim yoksa, ya başkası, ben de Facebook hesabını unuttun. Hadi başkası bu şekilde bir yolu izlerse, gördün mü? Bak yeni e-posta adresini veya telefonunu yaz diyor buraya. Tamam, ben telefonumu yazayım. Size gizleyeceğim tabii ki de. Bakalım ne diyecek. Tamam. Bir dakika. Artı 90 yapmam lazım galiba. Olmuyorsa e-posta da yazarız. Sıkıntı değil yani. Evet, e-posta adresi yazayım o zaman. Yeni e-posta. Tamam, yazdım. Bak, gördün mü ne diyor burada? Birinci sınıf öğretmeninin soyadı neydi? Hadi, bu birinci sınıf öğretmeninin senin yan yana. Hadi diyelim ki bu cevabı doğru verdin. Bunu ne demek? Ne demek? Senin ilkokul arkadaşın senin Facebook hesabını o böyle güle oynaya çalabilir demek. Böyle gördün mü? Üçüncü aşamayı. Yeni bir şifre istiyor senden. Bu kadar basit yani. Tamam. Şu an hadi bunu uydursam bile bazen öyle şeyler geliyor ki arkadaşlar. Nasıl desem? Orada yazıyor. Hani ilk evcil hayvanınız nedir diyor. Yani anlatabildim mi? O adam gidiyor köpek yazıyor oraya. Hadi bak, bu yöntemle de bayağı face patlatabilirsiniz. Yani yalan olmasın, benim zamanımda bayağı milletin face'ini kırdığım olmuştu. Sırf bu yöntem sayesinde. Adam yazıyor oraya, ilk evcil hayvanın adı ne yazıyor? Köpek yazıyor ya. Hani adı, hayvanın adını soruyor ama adam köpek yazıyor kardeş. Budur yani. Atarlandım ben biraz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu kadar basit yani. Bu demek istediğim, buradaki soru, buradaki gizli yanıtla senin arkadaşın gelip de senin Face'ini çalabilir. Bu kadar basit. Yeni bir şifre seç diyor. Peki ben bu Face hesabımı nasıl güçlendiririm? Daha güçlü bir seviyeye almak istiyorum Facebook hesabımı. Bu adımda nasıl bir yol izleyebilirim arkadaşlar? Şimdi videoyu bir durdurayım. Facebook hesabıma giriş yapayım ve güvenlik kısmından bu adımları size göstereyim. Şimdi arkadaşlar geldim şu ayarlar kısmına. Ayarlar kısmına geldim şuradan. Gördüğünüz gibi ayarlar kısmına geldikten sonra şu şekilde bir ekran açılacak karşınıza. Buradan güvenlik kısmına gelin. Şimdi nasıl bir tank seviyesi yaparım ben bu Facebook hesabımı dersen. Burada giriş onayları yazıyor değil mi? Bu giriş onaylarına gel. Bilinmeyen tarayıcılardan hesabıma erişmek isteyen olduğunda diyor güvenlik kodu istensin diyor. Yani gel diyor benim telefonuma bir güvenlik kodu yolla diyor arkadaş diyor. Tamam de eyvallah yollasın. Hani alt tarafı bir mesaj gelecek arkadaşım. Senin face'in de çalınsın, senin özel mesajların okunsun daha mı değerli? O mesajı silersin, bu kadar basit. Korkma yani, fazla senden para filan da almıyor bu. Ben buraya telefon numaramı yazayım. Onaylayayım sırf size göstermek için. Devam et dedim. Telefon numaranızı yazıyorsunuz. Zaten alan kodu Türkiye olarak çıkıyor. Bak onay kodu yolluyor telefonuna. Açarsın telefonuna bakarsın. Onay kodun gelir. Öt bakayım durup. Ben size daha açayım, ötsün. Hoppa, mesaj da geldi, gördün mü hemen. Anında geliyor. 372 497. Tamamdır. Onaylıyorum. Onaylandı arkadaşlar. Şimdi bu ne demek? Facebook hesabıma başka bir cihazdan, başka bir bilgisayar üzerinden giriş yapıldığında benim telefonuma sürekli mesaj gelecek. Diyecek ki hani senin telefonuna Facebook hesabını bir başkası girdi birader. Hatırlıyor musun bunun kimin girdiğini? Yani o şekilde bir olay. Aynı zamanda arkadaşlar kodmatik. Güvenlik kodlarını hani almak için güvenlik fazla biraz şey yapmıyorum. Kodmatik ekranı.
Onu sallıyorum. Hani o nasıl olur? Bir hazır kodun oluyor. Sürekli anında giriş yapabiliyorsun hesabına falan Messenger'dan. Hiç gerek yok. Bence. Bana göre. Kişiden kişiye değişir. Şimdi güvenilir kişi seçin arkadaşlar. Bak güvenilir kişi düzenle. Ben ne yapmışım? Gitmişim yan face'imi seçmişim. Gördün mü? Hani bir Facebook'un hesabınızın çalınma durumunda gidiyorsun 3 tane hesap ekliyorsun. Kendi face'inden ekliyorsun tabii ki de. O face'lere soruyor. Hani tekrar geri alma isteğinde çalındı diyelim, sen geri almak istiyorsun. Bu sana bir avantaj kazandırıyor. Bu face'lere ulaşarak geri alabiliyorsun. Şimdi en son hangi cihazlardan girildiğini de şu tarayıcı uygulamalarından bakabiliyorsun. Bak Oğuz Moğuz izi görüyor musun? Her şeyi döküyor yani. Var ya bu Facebook ne anasının kızı. Giriş yaptığın yer. Şu anda Facebook giriş yapmış olduğun yeri gösteriyormuş. Nereden girmişim? Hangi ilden? Nerelerden bağlanıyorum? Şimdi giriş uyarıları. Güvenlik kısmında gördüğünüz gibi diyor. Bak kısa mesajla giriş uyarılarını hani giriş yapıldığında diyor senin telefonuna mesaj gider diyor. Gördün hani giriş yapacağın zaman. Ondan sonra e-posta. E-postaya gider ve bildirimleri alma seçeneği var. Almayı seçin. O adamın biri duruma yorum atar. Bu şekilde bir seviye yükseltebilirsiniz. Ben numaralarını gönder diyorum. Yani mesaj göndersin telefonuma ne olacak? Şimdi tekrardan Facebook'tan çıkış yapıyorum. Şimdi tekrar deneyeceğim çalmayı. Kendi face'imi çalmayı deniyorum arkadaşlar. Ona da bir şey demezler herhalde. Ara dedim. Şimdi şu an hala eklenmemiş. Hala tek bir seçenek var. Bunlara artık erişim yok mu? Dan yine adam benim face'imi çalabilir, değil mi? Bekliyoruz yine. Bekleyin siz. Ben hemen giriş yapayım. Merhaba arkadaşlar, tekrardan geldim. Şimdi bakın burada yapmanız gereken işlem ayarlar kısmına gelip ayarlardan mobil sekmesini açmanız lazım. Yani şuradan da mobile tıklamanız lazım. Mobile tıkladıktan sonra sizde eğer şurada bende olduğu gibi numara yoksa buradan numara ekle, yeni bir numara ekle seçeneğini tıklayın. Yeni bir numara ekledikten sonra arkadaşlar şu güvenlik kısmından da dediğim gibi giriş uyarılarından kısa mesajları girişlerini al deyin. Kısa mesaj girişlerini alın yani. Sonra tekrar döneyim mobile. Mobile döndüm. Buradan arkadaşlar kısa mesajlar şu numaraya gönderilsin diye zaten buradan da halledebiliyormuşsunuz. Gidiyordu zaten. Şimdi çıkış yapalım. Bir tekrardan face'imizi çalmayı deneyelim. Bakalım hani ne güvenlik duvarı dediğim gibi olmuş mu? Yine şifremi unuttum diyorum. Berk Menotero 35 kullanıcı adımla. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hem şeyle korunuyor. Hem e-posta yoluyla korunuyor hem de telefon yoluyla korunuyor. Artık bunlara erişim yok dediğiniz zaman da bu sizin telefonunuza bir tane mesaj atar. Yine güvence mesajı. Bir de e-posta adresinize mesaj atar. Bu da güvence mesajı. Yani kendi Facebook hesabınızı tank seviyesinde kusursuz bir şekilde koruyabilirsiniz. Şifrenizi de iyi yapın. Arkadaşlar çok pek yaygın bir şeyler olmasın. Alt çizgi ve o sayıları eksik etmeyin. Hani sayı da fazla 10-15 tane yapmadı. Her neyse. Bu şekilde arkadaşlar kanalıma abone olarak destek sağlayabilirsiniz. Teşekkür ederim videoyu izlediğiniz için. Eğer işinize yarayacak bilgileri paylaştıysam da beğenmeyi unutmayın artık. O kadar da bana hor görmeyin. Bay bay. Berkurt. Aynı zamanda arkadaşlar bu videoyu hem Berkurt kendi kanalıma hem de Farkında Ol kanalına paylaşacağım. İki kanalda da ortak iş yürütüyoruz. Tekrardan bay bay. Didn't even get to